بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز يرتاشلر عزيز تيلي تماشابيلر Allah subhanahu wa taala'ya hamdü sanalarımız bulsun. Bugün yurtumuz tinç, asude. Halkımız hayatı günden günge yine de farahvanlaşıp barmakta. Yurtumuzda berçe cebhelerde terakkiyat ser yükseliş yakkal namayan bulmakta. Hususen dini sahada, ilim marifet sahasında acayip yengilikler, evvelde küzetilmegen keng kölemdeki işler amalga aşırılmakta. Ushbu jarayonda Allohning kalomi, hammamizning muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni o'rganish borasida ham yangi bir pog'onaga ko'tarilish, yangi bir qadamlarni tashlash zamon talabi bo'lib turibdi desak xato bo'lmaydi. Mana shu maqsadda siz azizlarga turkum ko'rsatuv taqdim qilishni lozim deb topdik. Mana bugun ko'rsatuvimizda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent Islom Universiteti Islomshunoslik Tadqiqot Markazi katta ilmiy xodimi Ahmadxon Alimov bilan birga siz azizlarga taqdim qilib borishni reja qilib turibmiz. Qoraka ulug' ajdodlarimizning an'analari, xalqimizning qadim udumlarida har bir xayrli ishni bir Qur'on tilovati bilan, Qur'on oyatlarini o'qish bilan boshlash go'zal an'analarimizdan hisoblanadi. Shuning uchun sizdan iltimos bir Allohning kalomidan tilovat qilib bersangiz, so'ng boshqa suhbatga o'tsak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله الله خبر خصن قارك جدا عجائب آيات كريمة لرنن تلاوات قلدينجز اگر اجازت برسنجز بو آيات كريمة ني معنى لرنن كرساتوني كزتوب ترجن تيلة تماشابيلر بلن بهم كرسك Allah subhanahu va taolo bu oyat kalimada marhamat qiladi. Albatta bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Va ezgu amallarni, solih amallarni qilgan mu'minlarga ulug' ajrlar borligi xush xabarini beradi. Darhaqiqat Qur'oni Karim yaxshi amal qilganlarga dunyo va oxirat baxt saodati bo'lishi kafolatini beradiki, bu har bir inson uchun ezgu amal qilishga turtki bo'ladi. Mana shu oyat karimani eshitganimizda, ma'nolarini tafakkur qilganimizda, qaraqa men yaqindagini muhtaram yurtboshimizning Qur'oni Karim borasida aytgan so'zlarini eslagim keladi. Go'yo u kishining so'zlari aynan mana shu oyatning bir
izahı oldu. Özgeçe bir zamanavi talqini oldu desek hata olmaydı. O kişi aittiler ki Kur'an'ı eşitiş, eşite biliş bu maneviyat, bu marifettir. Kur'an hiç kaçan yamanlikke targ'ib kılmaydı. Eğer biz Kur'an'ı eşite alsak, eşitile alsak bu ülken muvaffakiyet buladı, ilmizge nur keladi dediler. Mana şu sözleri aynen yukarıda istegen ayetimizin aynı bir mazmunu desek bu balagası yok. Tarihga nazar salsak, yurtimiz İslam dini bilen münevver bo'lgan kundanoq bizning halkımız Kur'an-ı Kerim'ge özgeçe muhabbet bilen, özgeçe bir ihlas bilen yandaşıp gelgen eken. Şunun için İmam-ı Bukhari, İmam-ı Tirmizi kebi ya ki İmam-ı Maturidi kebi dini ilim sahasında dang teretken alamalarımızı koyayım. Belki tecrübi ilimlerde, keşfiyatlar kılıp dünyaya tanılgan Ebu Ali İbn Sina, Ebu Reyhan Biruni, Al-Kharazmi, Ahmed Al-Faraghani, Mirza Ulugbek, Hazret Navai kebi büyük ecdadlarımız hem dastlab Kur'an-ı Kerim'ni örgenip sonra başka ilimlerini tahsil alışka kadem koyuşken eken. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'ni örgeniş, onu örgeniş barası da biz ümmetlerine cüde köp nasihatlerini, cüde uluğ kürsetmelerini takdim kılgen ekenler. Büyük babamız İmam-ı Darimi rivayet kılgen hadiste Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu aytediler. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dediler. Teallemu hazel Kur'an ve tluhu. Üşbu Kur'an'ı örgeniler ve onu tılavat kılınlar. Çünkü onun her bir harfi, her bir kelimesi için sizler acır, sevap alasızlar. Min elif, la, mim bir harf demeyim ben. Belki elif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir dediler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesine alohida acır sevap bo'lar ekan. Ana o'sha acır sevaplar her birimizin dünyamız için ham, ahiretimiz için ham juda katta bir yutuq bo'ladi desek hata bo'lmaydi. Rahmat qoraka. Şu orunda bir büyük babamız İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadisni eslasak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladılar. Khayrukum men taallamal Qur'ana ve allamahu. Yani sizlerinin en yakşılarınız Kur'an'ı örgenip onu başkalarına örgetkenlerinizdir degenler. Bundan malum buladı ki sizlerden murat Müslümanlar nazarda tutulayıptı. Demek Müslümanların en yakşısı Kur'an'ı örgenip onu başkalarına örgat edigenleri sablanadı. Çünkü Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü demek Müslümanlar huzurda et yaptılar. Şunun için demek sizler de gendi. Müslümanlar nazarda tutulayıp düşünemiz. Şunun için bizim büyük ecdadlarımız Kur'an'ı avval özleri örgenip onu talib-i ilimlerge, şagirdlerge, farzadlarge, nabiralarga o'rgatishni o'zlari uchun ham farz ham qarz deb bilganlar. Albatta. Shu o'rinda men büyük mutafakkir olim Abu Ali ibn Sinoning so'zlarini eslagim keladi. Aynan siz aytgan gaplarga jonli dalil asos bo'ladi. U kishi o'zining siyosat nomli kitobida juda ko'p mavzularda so'z yuritib, farzand tarbiyasi haqida so'z suradi. Farzand tarbiyasida nimalarga e'tibor berish kerak, qanday yo'l tutish kerak va hokazolar haqida gapira turib aytadiki, farzandning tili ravon chiqishi bilan unga birinchi bo'lib Qur'onni Karim o'rgatiladi. Qur'ondan ma'lum bir darajada bilimga, ilmga ega bo'lgach, keyin tilshunoslik, adabiyot va boshqa ilmlarni o'rgatishga o'tiladi, deydilar. Demak, Kur'an-ı Kerim'ni o'rganishga ajdodlarimiz mana shunday e'tibor berishgan ekan. Nega desiz, hakikaten Kur'an hamma ilimler uchun ziyo bo'ladi. Agar Kur'an'ı o'rganib
ana o'sha ma'rifat, ana o'sha ma'naviyat bilan qaysi ilmga qadam bossa, albatta baraka topadi. Albatta. Buyuk ajdodlarimizning yutuqlari ham shunda deb o'ylayman. Qiroat borasida, Qur'on ilmi borasida ham buyuk maqomlarni egallagan, dunyoga ustoz bo'lgan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan kelayotgan silsilaga kirgan ajdodlarimiz ham ko'p o'tgan ekan. Ana o'shanday ulamolar ajdodlarimizdan ayrimlarini qisqacha eslasak, inshaalloh bu hammamiz uchun baraka bo'ladi. Albatta. Ulardan birinchisi mana Abu Imron Musa ibn Hizom Termiziy. U kishi o'zi Termizdan bo'lganlar, solih olim inson bo'lgan ekanlar. Hammamizga ustoz bo'lgan, qiroat ilmi borasida dunyoga tanilgan imom, Imom Osimning shogirdlari bor. Abu Bakr ibn Ayyosh degan. Shu Abu Bakr ibn Ayyoshning Yahyo ibn Odam degan shogirdi bo'lgan. Shu shogirdidan bu Abu Imron Musa Termiziy bevosita ta'lim olgan ekan. Qarang, mana shunday yuqori saviyada butun dunyoga ustoz bo'lgan qiroat imomlarining eng ko'zga ko'ringan shogirdlaridan bo'lgan ekanlar. O'zimizning ajdodimiz Termizdan chiqqanlar. Demak, bularning yashagan davrlari ham ana o'sha Hijriy 2-3 asrga to'g'ri keladi. Abu Imron Termiziy Imom Ahmad ibn Hanbaldan hadisdan ta'lim olgan ekanlar. Demak, Imom Ahmad ibn Hanbal bilan zamondosh bo'lganlar. Imom Buxoriy, Imom Termiziylar bu kishidan hadis rivoyat qilgan ekanlar. Demak, bu kishi hadis ilmida ham peshqadam bo'lganlar va qiroat borasida ham ustoz hisoblanganlar. Yana bir ana o'shanday qiroat ilmidagi buyuk ustoz Abu Husayn Ahmad ibn Abdulloh ibn Mahmud Farg'oniy bo'ladilar. Bu kishi 3-chi hijriy asrning oxiri va 4-chi hijriy asrning 1-chi yarmida yashab o'tganlar. Yana birlari Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Mirsid Buxoriy at-Tamimiy. Bu kishi zamonaning eng yetuk allomalaridan va Buxoroda o'z davrida qiroat shayxlaridan, ustozlaridan bo'lib yashab o'tganlar. Yana bir buyuk imom Abu Fath Ahmad ibn Abdul Aziz ibn Musa ibn Isa Xorazmiy. Bu kishi asli Xorazmdan bo'lgan ekanlar, keyin Bag'dodga ilm olgani borib, Bag'dodda istiqomat qilgan ekanlar va mashhur olimlardan, o'tkir qorlardan bo'lib o'z davrlarida dong taratgan ekanlar. Endi Samarqandlik ulamolarimizdan birini ham eslasak, Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Samarqandiy. U kishi Haddodi degan laqabni olgan ekanlar, qiroat ilmi borasida, Qur'on o'qish mahorati ilmi borasida alohida kitoblar yozgan ekanlar. Tajvid ilmida ham alohida asarlari bor ekan. Ana o'shanday ulamolardan yana biri Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad Samarqandiy 400-chi hijriy sanada hayot ekanlar haqida ma'lumot bor. Demak, undan keyingi davrda, keyingi yillarda vafot etganlar, vafot etgan sanalari hozircha bizga noma'lum. Qiroat borasida dong taratgan ulamolardan yana biri Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn Tohir Andijoniy as-Sufiy. Bu kishi asli Andijondan bo'lganlar, Farg'onada ham istiqomat qilganlar va keyin Ma'rufga borib, Ma'rufda yashab o'sha joyda vafot etganlar. Ma'rufda bir masjid va xonaqoh qurib, o'sha joyda o'zlari imom va ustozlik qilib, kishilarga Qur'ondan ta'lim bergan ekanlar. Bu kishi 545-chi sanada Ma'rufdagi Foshon qishlog'ida vafot etganlar. Yoqut Hamaviy o'zining Mo'jamul Buldon kitobida bu zot haqida ma'lumot bergan. Xulosa qilib aytganda, demak, ajdodlarimiz Qur'oni Karimni o'rganishga juda katta e'tibor bergan ekanlar va ularning orasida qiroat ilmi borasida, Qur'on o'qishning mahorati borasida ham buyuk ustozlar, kitob yozadigan musannifler va ulug' qiroat imomlari yetishib chiqqan ekan. Rahmat Qoraqa, hozir juda yaxshi kerakli ma'lumotlarni berdingiz. Bizni buyuk ajdodlarimiz nafaqat hadis, fiqh, tafsir fanlaridan tashqari qiroat, Qur'on ilmi bobida dunyoga ustozlik darajasiga erishgan ekanlar. Shunday. Mana shu ko'rsatuvimiz davomida shu ustozlarimizni hayotlarini, ilmlarini chuqur o'rganib borsak, juda ham maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Albatta, juda. O'zi ko'rsatuvimizning nomini Qur'oni Karimni o'rganamiz deb nomlanishda ham aynan mana shu siz aytgan fikrlar inobatga olingan desak to'g'ri bo'ladi. Nega desangiz,
biz Qur'on o'qishni o'rganamiz demayapmiz. Qur'oni Karimni o'rganamiz. Ya'ni ichida Qur'on o'qishni o'rganish ham bor, Qur'on borasidagi qiziq, qimmatli ma'lumotlarni o'rganish ham bor va Qur'on ilmi borasida xizmat qilgan buyuk ajdodlarimiz, ulug' imomlarimizning hayotlari bilan tanishish ham bor. Inshaalloh bu fikrlaringizni albatta inobatga olib, kelgusi darslarda mana shu buyuk ajdodlarimiz haqida ham qisqacha bo'lsa-da to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Bu ko'rsatuvda Qur'oni Karim haqidagi ma'lumotlar qatorida Qur'on harflarini, Qur'oni Karimni o'qish qoidalarini ham o'rganib boramiz. Inshaalloh Qur'on o'qishni o'rganib olsak, o'zimiz uchun, o'tganlarimiz uchun, kelgusi avlodlarimiz uchun juda katta savobli ishni qilgan bo'lamiz va elimizga, yurtimizga ziyo nur yanada ziyoda bo'ladi. Endi ko'rsatuvimiz avvalini Qur'on tilovati bilan boshlagan edik. Oxirini ham Qur'on tilovati bilan yakunlasak, so'ng Alloh nasib qilsa kelgusi ko'rsatuvda siz azizlar bilan uchrashamiz va umid qilamiz bu ko'rsatuv sizlarga manzur bo'ladi va sizlar bilan bu ko'rsatuvda hamisha diydorlashib turamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم رحمت قرك Qur'on tilovati bilan dillarimizni xushnud qildingiz. Alloh sizni hamisha xursand qilsin. Mana muhtaram teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz mana shu bilan nihoyasiga yetdi. Alloh nasib qilsa kelgusi ko'rsatuvda Qur'oni Karim harflarini, Qur'on alifbosini o'rganishga o'tamiz va Qur'oni Karim borasidagi qiziqarli ma'lumotlarni siz azizlar bilan o'rtoqlashib boramiz degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.